LGS'ye son 4 ay arkadaşlar. Gerçekten çok değerli bir süre. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz ve hayallerimizdeki liseye gireceğiz. Size çok güzel haberlerim var. Elimde evraklarla geldim. Yani bildiğiniz tüm sınav sonuç formlarını öğrencilerimizin geçen seneki aldım ve buraya sizin için getirdim. Beraber inceleyeceğiz ve bize en çok sorduğunuz soru. Hocam bize kaç net lazım? Bana kaç net lazım? Anadolu Sesi istiyorum. Bana kaç net lazım hocam dediğinizi defalarca duyduk. Hocam matematik yapamıyoruz. Matematikte sıkıntı çıkıyor. Yerine siz matematik soruları çok zor dediğinizi defalarca duyduk. Ve sizlere gerçekten yol göstermek için son 4 ayda bu son düzlüğü çok iyi geçmeniz için mükemmel bir video hazırladık. Herkes arkasına yaslansın. Beni dikkatlice dinlesin. Ardından da hemen ders çalışmaya başlasın diyorum arkadaşlar. Bakın geçen sene %3'lük dilime girmiş. Yani bir Anadolu Sesi, bir Fen Lisesi kazanmış bir öğrenci 15 matematik yapmış. Oo hocam biz 15 tane yapamıyoruz ki. Diğer arkadaşlar lütfen kulağını dört açsın. Gözlerini dört açsın. Burnunu dört açsın. Neden? Dikkat edinleyin arkadaşlar bakın. 15 matematik de üçlük dilime girmiş. Aşağı iniyorum. 10 matematik de üçlük dilime girmiş. Aa nasıl olabilir ki hocam bu? Hatta 6 tane yanlış yaptığı için bu 8 matematik denk geliyor arkadaşlar. Nasıl oluyor hocam bu? Ya da başka bir örnek göstereyim. 11 6 tane yanlış 2 doğru götürdüğü için 9 matematik de üçlük hatta dörtlük dilime girmiş. Biraz geride tabii yanlış söylemeyelim. Veyahut hatta bakın bu kaç? 11 matematik yapmış. Bu 2.99'a girmiş, daha iyi gelmiş. Nasıl oluyor hocam bu? Nasıl oluyor? Anlamadım. Bir dakika. Burada 11 matematik var. 3'te burada 8 matematik var. 3'lük dilimde. E burada 15 matematik var. Hatta 3 tanesi yanlış oldu. 14 diyelim. 3'te nasıl oluyor hocam bu? Çünkü bu arkadaş Türkçede çok yanlış yapmış. 4 tane yanlış yapmış. Fen'de 5 tane yanlış yapmış. E bu da ister istemez onu aşağı indirmiş. Halbuki fen'de ve Türkçe'de çok iyi yapsa bu kadar matematik yapmasına belki gerek yoktu. %3'lük dilime girmesi için. Zaten bu arkadaş şöyle yapmış bakın. 18 tane Türkçe almış. 20 tane fen yapınca hop çikilop 8 matematikle o da fen lisesine girebilmiş. Ya da bu arkadaşa bakalım. 6 tane yanlış yaptığı için tabii ki burada 9 matematik doğrusu var. 9 matematik yapmış ama Türkçe'de çok da iyi sayılmaz yani 17'ye 3. Ama 17'ye 19 yapınca gene o da 3.5'e girmiş. Veya buraya bakalım bakın. İşlerin en iyisi bu. 2.99 dilimde ama matematik olarak en iyisi bu değil. 11 matematik yapmış ama Türkçe'ye full yapmış. Yani hepsini doğru yapmış. 15 tane de 4 fen. Yani fenin o kadar süper değil esasen. Yani 15, 4 boş falan. Yani 15 tane yapabilmiş. Hatta yanlış da çıkarırsak 13, 75 yapabilmiş. Demek ki esasında olay matematikte değil sadece. Matematiği tabii ki iyi yapacağız. Matematiği yaparsak tabii ki çok çok iyi oluyor. Ama bakın düşük matematik netleriyle 2.99'luk dilimlere girmiş. Başka bir arkadaşımıza bakalım. Bakın ...1.32'lik dilime girmiş. Yardırmış yani. Nasıl yapmış bunu? 12 matematikle yapmış. Yani en iyisi bu esas teşhilerinde. Ama Türkçe ve Feni birer yanlış yapmış. İşte burada önemli olan bu arkadaşlar. Ve matematikte boş bırakmayı bilmiş. Boş bırakmış ya boş ver demiş. Ben Türkçe'de 19 yaparım. Fen'de 19 yaparım. Ama matematikte gerekirse 5 tane boş bırakırım demiş. Niye 1.32 dilime girmiş? Yani çok iyi bir yerlere gelebilmiş. Başka bir şeye bakalım. Bu arkadaşımız daha da düşük matematik yapmış. Yani artık 7-4 ne oluyor? 6 matematik, 5-75 matematik yapmış ama 6. dilimde. Veyahut da bu arkadaşımız 2 matematik yapmış neredeyse. 3 matematik yapmış ama 10. dilimde. Bu da Sosyal Üniversitesi'ne, Anadolu Sesi'ne girmiş. Ya da bu arkadaşımız 1 matematik yapmış. Yani 1-75, 1-66 neti var ama o da yine Sosyal Üniversitesi'ne girmiş. Bakın 1 matematik diyorum arkadaşlar. Yani sıfırdan bir tane fazla. 12 8. dilimde. Yani sosyal bilimler lisesine, Anadolu lisesine girebiliyor. Birçok Anadolu lisesine, birçok sosyal bilimler lisesine girebiliyor. Peki hocam, ben hepsini yapıyorum diyorsanız o zaman eyvallah. Hem Türkçe 19, hem fen 19, hem de matematik 15 yaparsanız zaten %1'lik dilim sizi bekliyor. Ya da 20 19 19 yaparsanız 0.08 oluyor. Zaten o zaman Ankara, İzmir işte çok iyi fen liseleri, Anadolu liseleri sizi bekliyor. Ama bizim hedefimiz tabii ki bunlar. Ama matematik yapamıyorum diye vazgeçmek anlamsız arkadaşlar. Türkçeyi, feni, sosyal'i çok iyi yaptığımızda en iyi okullar zaten bizleri bekliyor arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu arkadaşımız 15 matematik yaptım diye geziyor. Üçlük dilimde. Bu arkadaşımız ise 8 matematikle onun dilimini yakalıyor. Bu arkadaşımız ise 9 matematikle onun dilimine yaklaşıyor. Bu arkadaşımız... 11 matematikle onun dilimini geçiyor. O üçlüktü hatırlarsanız bu 2.19 oldu. Yani biraz daha önde bunda. Ama öbür 15 matematik yaptım ben. Ya yapabilirsin kardeşim. Ama ben de Türkçe'yi ve Fen'i yaptım. Ki Fen'i de 4 yanlış yapmış yani esasında. Dolayısıyla arkadaşlar vazgeçmiyoruz. Sıkı sıkıya çalışıyoruz. Dolayısıyla sınava girdiğimiz önce sözel bölümden başlayacağız. 2022 LGS sözel bölüm geldiğinde diyeceğiz ki... Gel bakalım buraya sen. Gel bana gel gel. Açacaksın kitapçığı. Bismillah diyeceksiniz. Boş geldi tabii pardon. Bismillah diyeceksiniz ve hemen Türkçe'de tıkır tıkır dikkatli bir şekilde en iyi netlere ulaşmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız hocam? Tabii ki Türkçeyi çok iyi çalışarak. Türkçeyi nasıl çalışacağız hocam? Bunun için her zaman söylediğimiz şey bol bol paragraf çözeceksiniz arkadaşlar. ve hatta çıkmış soruları dikkatli çözeceksiniz. Bakın bu iş kitabı mutlaka bitirmeniz lazım. Neden? Çünkü paragrafta soru kaçırmamanız lazım. Çünkü matematikte sıkıntı yaşıyorsanız Türkçeyi çok iyi yapmanız lazım. Türkçe bitti. İnkılap acımamanız lazım. Hepsini çok iyi bilmeniz lazım. Ardından din, ardından İngilizce. Çok güzel bir bitirdik mi sözleri? Oh çok güzel. Sözlercim seni şöyle alalım. Ardından güzelce dinleneceğiz. Zaten sözlerimiz iyi geçecek. Daha sonrasında, daha sonrasında ne geliyor? Sayısal geliyor. Sayısal bölüm burada. Sayısal bölüm ben de sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Ama sayısal bölüme önce fenden başlıyoruz. Niye fenden başlıyoruz hocam? Çünkü güçlü olduğumuz taraftan başlayıp moralimizi yüksek tutacağız. Fen'i de iyi çalıştık zaten. Hiç acımadık. Fen'le alakalı çok iyi çalışmalar yaptık. Çok güzel denemeler çözdük. Fen'i de iyi izleyeceğiz. Fen bittikten sonra gelecek matematik. Geldi mi sen matematik buraya? <laughs> Gel bakalım diyeceğiz. Yapabildiğimiz kadarıyla. Belki az önceki arkadaşımız gibi bir doğru yapacağız. Belki iki, belki on, belki on beş, belki on dokuz bilmiyorum. İnşallah hepiniz 20'de 20 yaparsınız. Ama yapabildiğimizin en iyisini yaptıktan sonra sınav gözetmeni diyeceğiz ki şunu alır mısınız lütfen? Teşekkürler. Diyeceğiz ve ardından da o güzel okullar bizleri bekleyecek. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Doğru çalışmak, doğru yöntemle çalışmak ve sıkı sıkıya çalışmak sizi hayallerinizdeki okula sokacak. Hiçbir şekilde endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Bana kaç net lazım demek yerine Güzel güzel eksiklerinize yönelik bol bol soru çözün arkadaşlar. Bakın doz denemelerimiz bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Önce 9'luk, sonra 18'lik, sonra 36'lık, sonra 72'lik dozlarla yavaş yavaş deneme mantığını size alıştırıyor. Buradaki hatalarınıza bağlantı olarak bol bol soru çözün. Az önce söylediğim paragraf soruları çok çok önemli. Çünkü sen buradaki paragraf sorusunu çözdüğünde sadece Türkçe değil, aynı zamanda Matematiğe de ciddi katkıda bulunuyorsun. Oradaki soruları da anlamaya başlıyorsun. Bunları bir seri halinde bitirmenizi tavsiye ediyorum. Artık LGS sizden korksun arkadaşlar. Bunlar 2021 sınav sonuçlarıydı. İşte burada. Bakın tekrar gösteriyorum. Hepsini bir kez daha gösterip videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. 15 matematik yaptım ben. Güzel de şekerim. Üçlük dilime girmişsin. Ben aynı dilime 8 matematikle girdim. Al üçlük dilim diyeyim ben de. Neden bahsediyorsun sen? Ben Türkçe ve feni çok iyi yaptım çünkü. Diyeceksiniz inşallah. Eğer matematik yapamıyorsanız. Matematiği iyi yapıyorsanız zaten ooo çok güzel olacak. 17'ye 3 bak. Neredeyse 16 Türkçe yapmış. Ve 18 yani 19 fen yapmış. Ama yine matematik 9 saniye yapsa 3.5'lik dilime girmiş. Yani bir fen lisesine girmiş arkadaşlar. Burada da yine benzer durum var. Üçlük dilimden daha aşağıda ama... 11 matematikle. Dolayısıyla arkadaşlar bunların her biri sizler için birer örnek olması için 2021 sınav sonuç forumlarından öğrencilerimizden istedik kazanan şu anda hazırlık sınıfında ya Anadolu Lisesi'nde veya Fen Lisesi'nde lise dersleriyle cebelleşen of of diyen öğrencilerimizin sınav sonuç formlarını sizlerle paylaştık. O güzel liseler şimdi sizleri bekliyor. Onlar 10. sınıf olacak. Sizler yeni 9'lar olacaksınız. Hadi bakalım güzel güzel çalışmaya devam edin arkadaşlar. LGS 2022. Ben LGS 2022'nin yerinde olmak istemezdim. Çünkü çok sıkı çalıştığınızı hissediyorum. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah en yüksek netleri sizler yaparsınız. İnşallah çok iyi çalışıp tahmin ettiğinizden çok daha iyi netler yaparsınız arkadaşlar.